Şöyle bir sorumuz var. 2021 yılında TÜİK'in istatistiğine göre evlenme sayısı 561 binken aynı yıl içerisinde boşanma sayısı 174 bin dolarlarında. Sizce bunun ana sebebi nedir? Neden bu kadar çok boşanma olmuş, gerçekleşmiş? Valla bunun ana sebebinin en başında tabii ki geçim sıkıntısıdır. Bir de bana göre sosyal medyanın bu kadar aktif olduğu bir dünyada insanların birbirlerine bir şey söylemesinden ziyade takip ettikleri insanlar, konuştukları veyahut da yazıştıkları insanların birbirine olan saygısını yitirmesinden kaynaklanıyor. Yani çözülmeyecek bir olay yoktur. İnsanlar karı koca arasında bir sürü sorunlar yaşıyor, hepimizin başına geliyor. Ama bunlar tabii zamanla sosyal medyadaki yayınlar yüzünden, bazı diziler, bazı haber programları, bunların hepsi insanları şekillerini değiştiriyor, insanların fikirlerini değiştiriyor, her şeyi değiştiriyor. Karı koca arasındaki muhabbetler, hatta şu var, eskiden telefon olmadığı dönemlerde insanlar birbirine söyleyecekleri kelimeleri, güzellikleri yüzüne bakarak söylüyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi açıyor telefonda, yazıyor. O karşı taraf yazıyor, o yazıyor, bu yazıyor. Bir araya geldikleri zaman yazdıkların üzerinde kavga başlıyor. Dolayısıyla işte bakıyor, Instagram'dan kimi takip ettin, Facebook'tan kimi takip ettin, o kim, bu kim diye kavgalar başlıyor. Bazı tabii insanlar sürekli bazı konuşmalarını, hareketlerini hepsini sosyal medyada paylaşmak istiyor. Bunlar da karı koca arasında da sıkıntı yaratıyor. Hatta yan yana oturdukları zaman bile televizyon seyredeceklerine, İkisinin de telefon üzerinde vakit geçirdiklerini hep görüyoruz yani bunu. Zaten dizilerde de seyrediyoruz. Sosyal hayatta da görüyoruz. Bir lokantada da görüyoruz. Bir kafede görüyoruz. Her yerde görüyoruz. Dolayısıyla bana göre evliliklerin temel sebebi birbirinden olan ilişkiyi sağlayamamalarından, tamamen sosyal medya üzerindeki aktif olan bazı, artık ne diyeyim, paylaşımlar mı diyeyim ya da filmler mi diyeyim, ne aklınıza geliyorsa hepsi dahil. Onun için insanlar oturup bazı sorunları kendileri aralarında çözebilirler. Tabii ki en ana sebeplerinden bir tanesi maddiyat. Para olmayınca evlilikte de sıkıntı başlar. Hani mesela benim bir büyüğüm bana şunu söylemiştir. Hiçbir zaman da unutmam bunu. Dünya iki şeyin üzerine dönüyor. Bir para, bir kadın. Para varsa, kadın yoksa paranın bir hükmü yoktur. Kadın var, para yok. Onun da bir hükmü. Yani ikisinin bir arada dengeli olması gerekiyor. Az paran olsun, İyi bir hatunun olsun. O zaman ne olur? Evlilik de güzel olur. Abi ekonomidir. Çünkü ekonomi gerçekten şu an kötü durumda. Aile ilişkilerine de çok zarar veriyor. Aile geçinemediğinden dolayı ayrılmak istiyorlar. Bence tek sebebi budur. Aynı zamanda şiddet olayları da çok fazla arttığı için bence insanlar hani eşlerinden dolayı bir tedirginlik içerisindeler ve bu yüzden de kendi canlarını kurtarmak için de boşanma yoluna gidiyorlar. Ben de şiddet hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar artık böyle insanlarla pek rahat konuşamıyor. Ondan dolayı olabilir. Sizce bir evlilikte ya da bir birliktelikte sevgi ve saygı önemlidir değil mi? Sevgi mi daha önce başta, saygı mı? Saygı. Saygı. Saygı olmazsa sevgi olmaz. Peki bu boşanmanın sebebi biraz da saygının azalmasıyla ilgili bir durum olabilir mi? Aynen öyle. Bununla ilgili biraz bu açıdan ya da önerilerinizi şimdi nasıl kaybolmaz o saygı? Yani niye kayboluyor o saygı? Hani ekonomikten hariç. Aslında hariç. Şöyle karşılıklı saygı önemli. Eğer kısasa kısas denilebilir. Karşı taraf sana saygı duymuyorsa sen de yani normal olaraktan karşı tarafa saygı duymazsın. Bu yüzden de anlaşmazlıklar daha doğrusu daha fazla ön plana çıkıyor ve bu yüzden de aile içi geçimsizlikler ortaya çıkıyor. Bu yüzden bence... Siz arkadaşınıza ekleme ya da farklı düşünce de olabilir. İnsanlar birbirinin tanıması için birbirine daha fazla zaman vermesi lazım. Erken tanışıp erken evlilik kararı alıyorlar. Bu yanlış bence. İlk önce ben bu karşıdaki kişiyle partner olabilir miyim? Devamlı kurabilir miyim? Bu tarz soruları kendisine sorması lazım. Bir sorgulaması lazım. Tanışma zamanı çok önemli. Evlilik sonrasını sürdürebilecekse evliliğe gidip ama anlık bir heves, anlık bir sevgiyle evliliğe kesinlikle gidilmez. Bunun sonucu kesinlikle boşanır. Sürdürülemez değil mi? Evet öyledir. Böyle sözel olarak saygıdan, saygı dışında insanlar böyle de şey, kendi içlerinde de böyle saygı olması gerekiyor. Sadece karşısındakine değil, her şeye karşı böyle bu. Legal TV'ye abone olmayı unutmayın. Hani 2021 yılında. Evet, 2021 yılında en son. Ya bu konu ya benim kendi fikrimi sorarsanız şey kalmadı. Özellikle şu maddi problemler en başta geliyordur muhtemelen boşanma sebebi. Bir de tabii sizler de biliyorsunuzdur. Herkes izleyenler de bilir. Toplumda şey kalmadı. Diyeceksiniz sizde var mı? Bende de bilmiyorum var mı? Ahlak kalmadı bizlerde. Karşılıklı sevgi, saygı, hürmet kalmadı. Buna benzer şeylerden tabii arttı. Ama şu günlerde maddiyat herhalde
araştırılmış olsa maddiyattır. Maddiyattan dolayı mıdır acaba? Bence öyledir. Çünkü insanlar geçinemeyince özellikle bir erkek adamda ne yapıyor? Psikolojik sorunlara sebep oluyor. Tabii bunlar aileye yansıyor, çocuğa yansıyor falan. Bu tür şeyler en sonunda boşanmaya kadar gidiyor herhalde diye düşünüyoruz. Siz fikirdesiniz. Böyle diyorsunuz yani. Ben öyle diyorum. Siz dememi istediğiniz bir şey varsa deyim yani. Yok hayır. Özgür Yardımcı'yla konuşmanızı istiyorduk ve süre yaptınız. Sebebi ne olabilir? İki şey olabilir. Bir geçim sıkıntısı. İkincisi de Türkiye'deki insan, ben Avrupa'da yaşıyorum. Belçika'da yaşıyorum 40 senedir. Bir de Avrupa'ya bir özenti var. Öyle tahmin ediyorum. Peki bu sevgi ve saygıyla alakalı değil miydi? Sadece evlilik için demiyorum. Hani birliktelik için, dostluk için, arkadaşlık için bile bu böyledir değil mi? Evet. Siz bizim büyüklerimizsiniz, daha iyi bilirsiniz tecrübelerinizden dolayı. Acaba saygı mı bittiğinden dolayı? Saygı bitti efendim maalesef. Birlik, beraberlik. Bitti onlar. Saygı bitti. Menfaat mı çoğaldığından dolayı? Bitti. Menfaat var. Güzel. Yani menfaat ve şey var. İnsanlar artık çok sıkışmış yani bir durumda böyle. Nasıl diyeyim? Yani her şeyi kaldıramıyor. Ama biz eskiden, ben 67 yaşındayım, her şeyi kaldırıyorduk yani. Evet. Büyüklerimiz de deseydi kaldırdık amcaları. Ama şu anda gençlerin hatta yani 35-40 yaşına kadar da olanlar aynı durumda diyebilirim. Peki gençlerin bu kadar sabırsız olması, hazır cevap aslında demek istediğiniz. Bunun sebebi nedir? Gençlerin sabırsızlığı şeydir. Yani çok neden var da. Bir, Türkiye'de bu kadar üniversitenin olması. İki, gençlerin yani bizler kazandık, bizler çok çektik. Yani çok çektik. Her şeyi gördük. Yani anlatmayayım burada da yani. Çok çekildi gördük. Ama gençler hiç görmediler. Çünkü bizler babalar, gençlerimiz, çocuklarımız için çalışıyoruz kelimesi benim için güzel bir kelime değil. Ben önce kendime oluyorsam çocuklarıma olurum. Çocuğumu ev alayım diyor baba. Çocuğuma araba alacağım diyor. Çocuğumu şöyle okutacağım diyor. Çocuk da her şeyini babasına bırakıyor artık. Bütün yükü babasının boynuna bırakıyor. Babasının boynuna bıraktığı için de çocuk öyle sorumsuz kalıyor maalesef diyebilirim. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Yani ülkede her sokağın kendi kültürü vardır. Her evin de kendi kültürü vardır. Evlenme yaşı ne kadar yükseldikçe o kadar ailedeki geçimsizlik en büyük etkendir. Başka bir şey yok. Hani net şu anki tespitiniz bu yani değil mi? Tabii ki. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ya bana göre sevgi denilen bir kavram kalmadı kimsede. Herkes farklı işlerin peşinde. Çıkar ilişkisi genelde çok fazla var. Bence sevgi bu dünyada olmadığı için yani görüyoruz. Ve saygı değil mi? Evet, sevgi ve saygı olmadığı için, güven olmadığı için bu ilişkilerin bitmesi çok normal. Benim düşüncem bu yönde. Aynı şeyler yani. Hemen hemen aynı şeyler. Farklı bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. 2021 yılında TÜİK'in yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre evlenme sayısı 561 binken aynı yıl içerisinde boşanma sayısı da 174 bin dolarlarında gerçekleşmiş. Bunun sebebi nedir? Ekonomi, net. Ya sadece tabii ki ekonomi çok büyük etmendir de sadece ekonomik midir? Yani mesela daha başka etmenler yok mudur? Psikolojik sorunlar, sosyolojik yani sorunlar? Ahlaki yozlaşmadır, odur budur var ama temelde ekonomidir. Hani araştırılsa ekonomidir. Sonra insanlar artık sorumluluk almaktan kaçıyor. Hani çocuk sorumluluğu zaten ayrı. Bir de karşındaki kişinin sorumluluğunu da alıyorsun. O da ağır bir yük. Kolay değil. Ben de evliyim. Kolay değil yani. Ama temelde ekonomidir diye tahmin ediyorum ben. Hani... Çok teşekkür ederim. Tamam. Hayırlı akşamlarınız olsun. Evet, sağ olun efendim. İşte daha fazladır onlar. Anladım. Çok teşekkür ederim. Allah. Hani tecrübelerine dayanarak, gözlemlerine dayanarak. Hiçbir şey söyleyemem. Zaman değişiyor. İnsanlar evliliği yürütmüyor. Ondan oluyor tahmin ediyorum. Neden yürütemiyorlar amca? Sence niye? Orayı bilemem. Neden yürütemiyorlar? Hani sevgi, saygı mı olmuyor? Hani menfaat ordusuna mı bir biletlik oluyor? Bunlar oluyor. Oluyor yani. Olmaz diye olur. Ondan dolayı diyorsunuz. Ya ekonomiden başka insanlar değişti. Daha iyi yaşamak istiyor. Bu başka bir şey. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.